Günaydın Hayat'tan herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Herkes için umut dolu bir hafta olması dileğiyle. Bugün programımızda neler var? Bugün programımızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü ile afet dönemlerinde psikososyal destek hizmetlerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda kadınlarda kalp sağlığından konuşacağız. Kalp sağlığının öneminden konuşacağız. Mutfağımızda da her zamanki gibi pratik ve lezzetli tariflerimiz olacak. Bize sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Canlı olarak telefonla da bağlanabilirsiniz. Telefon numaramız 00905 505 756 0206. Evet sevgili izleyicilerimiz, ekranlarınızın başından ayrılmayın. Günaydın Hayat başlıyor. Afetler sonrasında psikososyal destek nasıl olmalıdır? Çocuklara yönelik özel çalışmalar nelerdir? İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Suzan Oktay Erol stüdyomuzda. Stres, yaş, genetik faktörler. Kadınlarda kalp ve damar hastalıkları hangi nedenlerle ortaya çıkar? Girişimsel kardiyolog Profesör Doktor Alp Burak Çatakoğlu sizler için yanıtlıyor. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar. Bu hafta mutfağımızda Ayşe Kadayıfçı ile birbirinden sağlıklı tariflere yer veriyoruz. Kinoodan köfte olur mu demeyin. Bu tarifi mutlaka deneyin. Ve çikolatalı kek. Tatlı yemek sizi hiç pişman etmeyecek. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız +90 505 756 0206. İnternet adresimiz www.trtturk.com.tr. Günaydın Hayat başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına tekrardan hoş geldiniz. Mutfak köşemizdeyiz ve bu haftaki şef konuğumuz Ayşe Kadayıfçı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hepimizin olduğu kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Evet, kesinlikle çok doğru söylediniz. Bugün lezzetli tariflerle birazcık daha kendimizi iyi hissedeceğiz değil mi? Evet. Çikolatalı bir kekimiz var mesela. Çikolatalı bir kekimiz var ama aynı zamanda masum bir kek diyebiliriz. Yani, öyle mi? Rafine şeker içermeyen bir kek olacak. Aynı zamanda glutensiz beslenenler için gluten içermeyen bir kek olacak. Hı-hı. Hazırlaması oldukça kolay, pratik bir tarif olacak. Hı-hı. İkinci tarifimiz de kinoa köftesi. İçinde un olmayan, sadece kinoa ile hazırladığım bol yeşillikli, sebzeli güzel bir köfte oluyor. O zaman iki tarifte hem sağlıklı hem de lezzetli tarifler olmuş olacak. Evet. Öncelikle kekten başlıyoruz. Ben öncelikle kekten başlayacağım. Burada rafine şeker kullanmayacağım, bir de yumurta kullanmayacağım. Aslında hayvansal gıda olarak süt üründe kullanmazsanız başlı başına vegan bir kek oluyor aynı zamanda. Hem de gluten içermiyor hem de rafine şeker içermiyor. Süt yerine peki ne kullanabiliriz? Bitkisel süt kullanabiliriz. Badem sütü kullanabiliriz, su kullanabiliriz, su bile kullanabiliriz. Hiç problem değil. Gayet lezzetli, güzel bir kek oluyor. Çikolatasını da biz hazırlayacağız. İçine böyle akışkan bir çikolata olmasını istediğim için onun püf noktasını da göstererek hazırlayacağım tarifi. Yumurta olmadığı için bağlama görevinde elma ile yapacağız. Elma püresiyle. Yerine ne kullanılabilir pratik olarak? Muz kullanılabilir. Muzu ezerek de yapabiliriz. Ben hızlıca başlayacağım. Evet. Sizinle konuşurken de. Burada elma püresinin pişmesini bekleyemeyeceğim için ben önceden biraz pişirdim. Yani size göstermek için akışta hızlı olması adına. Elmayı soyacağım. Küp küp doğrayacağım. Tenceremi alacağım. Pişiriyoruz öncesinde elmayı. Üstüne biraz su ekleyerek pişireceğim ve püre haline getireceğim. Yapacağım işlem bu. Daha sonra onu hazırlayacağım. Hatta şöyle kullanacak olduğumu da gösterebilirim. Evet, nasıl pişirildiğini de bir nasıl gösterelim. Nasıl pişirildiğini göstereceğim şimdi. Dediğim gibi bu şekilde doğruyoruz. Küp küp doğradıktan küçük küçük sonra. Doğrayacağız. Ne kadar küçük doğrarsak o kadar pişme süresi çabuk olacaktır. Üstüne çok su eklemiyoruz. Kullandığımız elmanın yumuşaklığına göre bu değişiyor. Çok sert elma biraz daha su isteyebilir. Sadece elma mı koyuyoruz? Onun sadece dışında elma ve su.
sadece elma ve su. Suyu az bir miktarda çok koyacağız. Çok az. Çünkü çok koyarsanız tarifinizdeki sıvı miktarını arttırırsınız. Artmış oluruz. Amacımız bu şekilde şöyle kıvamlı olan güzel bir püre yapmak. Ve bu püre bizim tarifimizi bağlayacak. Yumurta görevi görecek. Ne güzel. Evet, bu elmanın çok güzel. Elmanın yumurta görevi gördüğünü ilk kez bütün duydum. Bütün püreler, elma meyve ve sebze püreleri vegan tariflerde bağlayıcı görev görür. Yani bu pancar da kullanılabilir, bir sebze pancar püresi veya dediğim gibi elma ve muz da kullanılabilir. Evet. O zaman üstüne bu çok burada azıcık pişe dururken biz kek tarifimize geri geçebiliriz. Çünkü püremiz var hazır. Kesinlikle öyle. Ben burada bunu koydum, altını da yaktım. Bu burada pişecek, yumuşayacak. Daha sonra çatalla ezebilirsiniz. Eğer biraz sertse bir rondodan geçirebilirsiniz. Şimdi burada malzemelerim olarak da ben glutensiz un olarak, glutensiz olmasını istediğim için yulaf unu kullanacağım. Yulaf kendi başına gluten içermez. Lakin çapraz bulaşma ve bulunduğu, yetiştirildiği topraklardaki çapraz bulaşma sebebiyle veya üretim yeri sebebiyle gluten içerebilir. Onun dışında gluten içermez. Yerine kinoa unu kullanılabilir yapmak isteyenler. Sorgum unu kullanabilir, darı unu kullanabilir, mısır unu kullanabilir, pirinç unlarının hepsini kullanabilirler. Bunların hepsi bu tarif için geçerli. Aynı zamanda ben bu tarife biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Zeytinyağı karıştıralım yerine, mı hemen? Evet, karıştırıyorum. Süremiz biraz kısıtlı. Zeytinyağı yerine şey de çağıracağım birazdan. Hemen bir yapılışını da görelim. Nasıl? Zeytinyağı yerine badem unu da biraz eklenebilir. Onu da söylemiş olayım. Sütümü ekledim, su olabilirdi. Zeytinyağı ekledim. Biraz organik elma sirkesi ekledim. Konsantresi ekledim. Elma konsantresi. Elma konsantresi ekledim. Çünkü elma sirkem de var. Onu da ekliyorum. Tatlandırıcı olarak elma suyu kullandım yani birazcık. Ve şimdi bunu hemen karıştırıyorum. Burada şu an bütün sıvılarımızı eklemiş bulunmaktayız. İçine sıvılarla katıları ayrı bir şekilde mi karıştıracağız? Ayrı bir şekilde karıştırıyoruz. Püremizi de buraya ekledik. Ve burada bütün karışımımız bu şekilde hazır oluyor. Bu sırada da katılarımızı bir kaba alıyoruz. Unumuz, unumuzun içine kabartma tozumuz ve biraz da karbonatımız. Yumurta içermeyen tariflerde ikisinden de kullanmak gerekir ki biraz kabarması. Yani kabartma tozu kabarmayı sağlar, karbonat ise biraz yayılmayı sağlar. O yüzden ikisinin de yumurta olmadığı için ihtiyacımız var burada. Kakao hangi biraz aşamada? Biraz da kakaomuzu şu an ekliyoruz. Diğer kalan kakao üstüne mi serpiştireceğiz? Onu kalıplarımıza dökerken kullanacağız. Şu an bunu karıştırdık. İçine sıvılarımızı ekliyoruz, sıvı karışımımızı. Çok basit bir tarif aslında. Evet, lezzetini çok merak ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Burada bu arada ben yine ocağın altını yakmıştım. İçin akışkan çikolatalı olmasını istediğim için çikolata eritiyorum. Ben Marie usulü. Ben Marie usulü. Evet, altında su kaynıyor ve içine birazcık süt kreması ekliyorum. Süt kreması yerine süt ürünü tüketemeyenler Hindistan cevizi kreması kullanabilirler. Fazla gelirse de hatta buzdolabında bu karışımı eridikten sonra bekletip elinizle top top şekil verip kakaoya bulayıp bir türüf yapabilirsiniz. Evet. Bu burada şu an eriyecek. Eridikten sonra ben bunu kalıplara dolduracağım. Şu şekilde. Dilediğiniz evinizde olan herhangi bir silikon kalıba koymanız yeterli. Ve burada bunları alıp doldurduktan sonra buzdolabında bekleteceğim. Buzdolabında hazır olan hali var herhalde. Ben hazır haline getirdim. Evet, burada hemen yapmamız için. Öte yandan da keki iyice karıştırmak gerekiyor mu? Çok karıştırmanız gerekmiyor. Yumurta yok bunda. Çırpmak değil amacımız. Sadece biraz böyle homojen hale gelmesi gerekiyor. Hali, evet, tüm malzemenin karışmasını sağlıyoruz. Kıvamımız önemli bizim için. Bu kıvamda olması gerekiyor. Ne daha koyu ne de daha sulu. Ve şimdi ben bu şekilde göstereyim size. 4 tane küçük kalıp getirdim. Bu 4 tane küçük kalıbımı da hemen... Biraz böyle brownie tadında olacak herhalde. Yok, keki de pişmiş oluyor. Evet, içinin çikolatasıyla biraz andırıyor. Şu şekilde güzel yağlıyoruz. Bunlarda ben şu an acele ediyorum ama siz evinizde yaparken mutlaka... Her bir köşesini. Evet, güzelce yağlayın lütfen. Ve bir şey daha göstermek istiyorum. Kakao koyuyoruz. Neden? Yapışmaması için. Yağladıktan sonra dilediğiniz yağ, bir sade yağ veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Biraz kakao koyuyoruz. Ve bu şekilde döndürerek... Şöyle diğer kalıbımızın içine aktararak 4 kalıbı da güzel bir şekilde kakao ve yağlıyoruz. Siz bir tanesini gösterin. Diğerlerini dilediğiniz gibi yağlarsınız. Evet, yapacağım. Aynen öyle hazırlayacağım. Burada da bu şekilde alıyoruz ve kalıplarımıza bu karışımı tam 4 taneye denk oluyor.
Bu şekilde aldıktan sonra ağzına kadar doldurmamıza gerek yok. 4 kişilik bir kabaracak. Tatlı olmuş oluyor değil mi? Bu ölçülerde tam 4 kişilik olmuş oluyor. Evet. Çikolata ağır bir tat olduğu için aslında 2 kişi bile yiyebilir değil mi? Tabii ki kesinlikle. Yani şu kalıbı bence 2 kişi yemeli. Hı-hı. Bu şekilde kalıptan çıkartıyoruz. Silikon kalıp kullandığınızda çok kolay oluyor çıkartması. Evet. O yüzden tercih ediyoruz. Buradan 2 taneyi de şöyle... İki tane birden koyuyorum. Evet, iki tane ki bol olsun istiyorum böyle erisin ve akışkan olsun. Bu şekilde de üstlerini örtüyoruz. Hı hı. Yani o içeride kalıyor. Kaç derecede ne kadar süre pişirmek gerekiyor? Önceden ısınmış bir fırında olursa daha hızlı olacaktır. Burada badem unu falan kullanmadığımız için yüksek ısı problemimiz yok. Dolayısıyla 180 derecede 15 dakika tutmanız yeterli. Süreniz uzun olursa çok pişer. Islaklığı gider. Az olursa daha keyifli olur ama hı-hı, her türlü güzel olur. Bu sonrasında hazır, da süsleyeceğiz çilekli. Evet, servis edeceğiz. Daha sonrasında 15 dakika sonra bu fırından çıkacak. Ben kinoa köftemi de yapmaya başlayacağım. Harika. Kinoamı yalnız önceden haşladım süre hızlansın diye. Evet. Pişirdim o aşamasını. Hı-hı. Onu başlayacağım. Şimdi fırına verebilirim bunları. Harika. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok merak ediyoruz gerçekten lezzetini. Yumurta kullanılmayan bir kek olmuş oldu. Evet. Size kolaylıklar çok diliyorum. Teşekkür ederim. Mutfakta bırakacağım tamam, sizi. Ben devam ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetler Şube Müdürü Suzan Oktay Erol bizlerle. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek için deprem, sel gibi afetler sonrasında ne gibi çalışmalar yapar? Afetzedelerin gündelik yaşama geri dönmesi için uzun dönemde ne tür destekler verir? İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Suzan Oktay Erol şimdi Günaydın Hayat'ta anlatıyor. Suzan Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, diyebildiğimiz kadar iyi, iyi demekten utanarak birazcık da iyi. Evet, evet. Gayri ihtiyarı nasılsınız sorusunu sormak istiyorum. Evet. Sanki sormadığımız zaman da böyle bir saygısızlık olmuş gibi oluyor. Ama sorunca da gerçekten cevabını vermek de sormak da bir o kadar da zor oluyor. Siz afet sonrası afet zedelere psikososyal destek veriyorsunuz. Evet. Bunu biz aslında biraz böyle yeni yeni duymaya başladık. Tam olarak nedir? Bahsedebilir misiniz? Elbette. Kavram olarak da çok eski değil aslında. Yani belki son 20 yılın kavramı ama ülkemizde evet duyuruluğu giderek artıyor. Hı-hı. Son dönemde maalesef ülkece sıklıkla yaşadığımız afet ve acil durumlarda müdahil olduğumuz, bakanlıkça müdahil olduğumuz durumlarda psikososyal destek hizmetlerini Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında vermekle yükümlü bakanlık biziz, bizim muhtemizde. Bunu tek başımıza yapmıyoruz elbette. Destek çözüm ortaklarımız da var. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi. Ama işin alanda koordinasyonu ve bütün ekiplemelerin yapılması bakanlığımıza ait. Hı hı. Psikososyal destek aslında afetlerin kesintiye uğrattığı, afetler sonrasında psikolojik uyumsuzlukların ya da var olan kapasitenin aşağı indiği durumlarda tekrar onları afet bireyleri afet öncesi döneme geri döndürmekle ilgili bir kavram. Olabildiğince geri döndürmekle olabildiğince, ilgili bir kavram elbette. Bu psikolojik uyumsuzluklar yerinde zamanda saptandığında ileriki dönemlerde işte travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz ya da kişilerde majör depresyon dediğimiz bazı kavramların ortaya çıkmasını engelliyor. Birey olarak güçlenmesini sağlarken toplum olarak da aslında güçlenmesini, yeniden eski kapasitelerine ulaşmalarını, sorun çözme becerilerinin zaten hali hazırda var olduğunu, içlerinde bir yerde olduğunu onları hatırlatmakla yükümlü müdahaleler bütünü diye tanımlıyoruz biz bunu. Hı hı. Ve şu anda hali hazırda sahada psikososyal destek, afetle ilgili psikososyal destek çalışmalarımız da devam ediyor. Peki bu psikososyal destek ilk günden itibaren mi verilmeye başlıyor? Hı hı. Yoksa belirli bir süreden sonra mı? Nasıl bir işleyişi var? Biz afetlere ilk inen ve son çıkan ekibiz sanıyorum. Sıfırıncı dakika diye tanımlıyoruz biz bunu. Hem eğitimlerimizde hem de kendi mevzuatımızda da böyle. Bu afette örneğin sanıyorum 4 saat sonra biz ekibimizi çıkarmış, sahaya indirmiş durumdaydık. Oldukça hızlı bir manevra yeteneği var. Ve olması gereken de bu. Sadece diğer destek çözüm ortaklarının yanında olmak değil, doğrudan incinebilir grupların tespiti anlamında hemen orada olmamız çok önemli gerçekten.
Var olan sistemde 0. dakika diyoruz ve afetin bitmesi izleme değerlendirme dönemine kadar da devam ediyoruz. Yani bu kişilerin kalıcı konutlarına geçişi ve artık hayatın stabil hale geldiğinden emin olduğumuzda çekiliyoruz sahadan diyebilirim. Bütün bu süreçte de tabii farklı müdahale yöntemleri var. İlk aşamada ihtiyaç tespiti, kişilerin temel beslenme, barınma, güvenlik, sağlık gibi hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, bu hizmetlerle onların bağlantılandırılmasının sağlanması çok çok önemli. Evet. Psikolojik uyumsuzluklardan önce bunların temini gerekli ki diğer kısma geçebilelim. Bu tespitleri yaparken de PI dediğimiz psikolojik ilk yardım, o fiziksel ilk temasta henüz onlar çok farkında değilken bile arkadaşlarımız, sahada çıkıp görev alan PSD ekiplerimiz bunun tespitini yapmak konusunda hem gözlemleme hem izleme hem de yerine getirme çabalarına yani çalışmalarına dahil oluyorlar. Yani bu bakanlığın temel sorumluluklar kapsamında mı? Evet. Hani sahada olmak hani ilk dakikadan itibaren temel ihtiyaçlar nelerdir? Hangi durumlarda siz dahil oluyorsunuz? Az önce de gerçi bahsettiniz biraz ama biraz daha açabilir misiniz bunu? Şimdi Türkiye Afet Müdahale Planı diye bir planımız var artık. Bütün kurumsal yapıları, gönüllüleri ve üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını içine alan, barındıran ve kimin sahada hangi rolü üstleneceğine dair mekanizmaları belirleyen bir plan aslında bu. Ulusal plan olması nedeniyle her kamu kurumunda belli bir görev var az önce de söylediğim gibi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alandaki bu konudaki görevi öncelikle ihtiyacın tespiti ve bunların yerine getirilmesi, incinebilir grupların tespiti ve onların koruma altına alınması, gönüllü çalışmaların aktivasyonu ve sahada bu katılımı sağlanması, yerelde yani şu anda afet sahasında olanlar akut dönemdeler, evet ama bir süre sonra sosyal iyileşme dediğimiz döneme geçecekler ve bu kapasitelerinin tekrar harekete geçirilmesi, kendi kendine yardım dediğimiz sosyal hizmetin temel kavramlarından olan kendi kendine yardımın tekrar hayata geçmesini istiyoruz. Onlar bunu yapabilecek güçte ve kapasitedeler zira. Onlarla birlikte harekete geçme projeleri, tanımlama işlemleri de yine bakanlığımızca yerine getirilen hizmetlerden. Öte yandan işte incinebilir grup dediğimiz çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve sığınmacı gruplarında yani daha kırılgan diye adlettiğimiz gruplarında koruma ve bakım hizmetleri, aileleriyle yeniden buluşturma hizmetleri de bizim tarafımızdan yerine getiriliyor. Şimdi psikososyal destek temel ihtiyaçlar gibi ilk sırada mı yer alıyor? Mesela barınma, giyinme, yeme, içme gibi ilk sırada yer alan bir destek mi? Aslında ilk sırada yer alan bir destek. Çünkü bu dönemde eğer doğru desteklenmezse, kişiler bu sosyal destek ve psikososyal destekten yararlanmazsa uzun vadede etkileri kişiler üzerine çok daha kalıcı olabiliyor. Afetin sonrasında yaşadığımız psikoloji, her bir insanın yaşadığı psikoloji öncelikle şok elbette. O durumun dengelenmesi ve sürecin anlamlandırılmasına ihtiyaç var. Ne oldu? Ne yaşıyorum şu anda? 6 ila 8 gün sonrasında ise bu sürecin artık işlemlenmeye başladığı dönem. Yani yasa doğru geçiş varsa kayıplar buna da doğru geçiş. İşte bütün bu süreçlerde özellikle büyük afetlerde var olan sosyal destek mekanizmaları, yakınlarımız, bize bu bireysel olaylarda bu desteği sunabilecek olan yakınlarımız aynı durumda olması nedeniyle doğal olarak dışarıdan bu desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Daha profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorlar. İşte bunun saptanması ve harekete geçirmesi noktasında meslek elemanlarımız, işte sahiden sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişim uzmanları, sosyolog arkadaşlar ve psikolojik danışmanlar tam da bu işi yapıyor. Aslında multidisipliner bir çalışma söz konusu, evet. Değil mi? Saha çalışması. Evet, kesinlikle ekipler arası ve multidisipliner bir bakış gerekiyor ki hem bütüncül bakılsın, hem bireysel psikolojileri değerlendirilsin, hem çocuk gözünden bakılsın, onların katılımı sağlansın. Hem de daha genel işte sosyolog arkadaşların yaptığı gibi genel olarak sahanın analizi yapılsın. Nerede neye ihtiyaç var buna bakılsın. Bu anlamda ekip çalışması çok çok önemli afetlerde de. Çok güzel. Birazdan devam edeceğiz. Özellikle çocukları çok merak ediyorum. Kadınları çok merak ediyorum. Öncesinde bir görüntülü konuğumuz var. Kübra Hülya Arıcı Sorrentino. UİT Kadın Kolları Başkanı, kendisi psikolojik danışman, Krefeld, Almanya'dan yayınımıza konuk oluyor. Hoş geldiniz. Merhabalar Kübra Hanım, nasılsınız?
Hoş bulduk, merhabalar. Bu durumlarda nasıl olabilirsek o kadar iyiyiz, öyle söyleyeyim. Sizler nasılsınız? Bizler de aynı şekilde ifade ediyoruz. Nasıl, herkes nasılsa öyleyiz. İyiyiz ama iyi değiliz diyebiliriz. Aynen, evet. Burada sosyal hizmetler uzmanıyla afet dönemlerinde yapılan desteklerden bahsediyoruz Türkiye'de. Psikososyal desteklerden bahsediyor konuğumuz. UİT, Uluslararası Demokratlar Birliği bünyesinde psikososyal yardımlarınız var mı sizin de? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Evet, öncelikle başımız sağ olsun ve büyük geçmiş olsun milletimize, vatanımıza, ülkemize. Biz 31 ülkede varız şu anda ve inanın her bölgemizde, her ülkemizden destekler her açıdan yağıyor. Tabii ilk önce vatanımız gibi biz de bir şoke olduk. Ondan sonra hemen kriz masası kurduk. Neyi nasıl organize edebiliriz diye. Biliyorsunuz Maslow'un temel ihtiyaçlar listesi dediğimiz bir liste var. Ve burada psikososyal yardımların yanı sıra bunlar olmadan yani temel ihtiyaçların giderilmesi ve bunu yaparken hem vatanımızın, milletimizin videolar yoluyla olsun, haberler yoluyla. Çünkü bizim de yani yakınlarımız, akrabalarımız, bazı bölge başkanlarımızın yani gerçekten çok sayıda aile fertlerinin bu depremde işte hayatını kaybetmiş olması yani bizi de birinci derecede bir vatandaş olarak zaten ilgilendirdi. Hı. O yüzden biz yani biz STK olarak doğrudan Kızılay'la ve AFAD'la beraber çalışıyoruz. Biz normalde bir yardım organizasyonu değiliz. Ama buna rağmen inanın bu işte gidilmesi gereken temel ihtiyaçlardan yola çıkarak önce. Çünkü bir insan dışarıda ya da deprem zedeyse, işte enkaz altındaysa ya da enkaz altından kurtulduysa ve o soğukta yani bizi deprem kadar o soğuk da gerçekten etkiledi, kar etkiledi. Evet. Hani önce bunların giderilmesi, bunların giderilmesi için inanın biz gurbetçiler diyorduk önceden, şimdi yurt dışı Türkleriz diyoruz. Önceden trenlerle bizim 60 sene önce atalarımız geldi. Şimdi biz trenlerle temel ihtiyaçlar gönderdik. Ama devletimizin doğrultusunda yani bize doğrudan nelere ihtiyaç varsa o konuda önce temel ihtiyaçlar noktasında kesinlikle elimizden gelen desteği sunduk. Evet. Uçaklar, Türk Hava Yolları üzerinden kargolar, ücretsiz kargolar. Yani bize de inanılmaz destek sunuldu. Biz de sabahlara kadar çamaşır katlanıldı ülkemize yeni dışında hiçbir şey göndermedik. Yani biz UID olarak göndermedik, buna dikkat ettik. İnanın genciyle, kadınıyla, çocuklarımız da dahi olmak üzere şu an tüylerim ürperiyor. Sabahlara kadar paketlerle uğraştık ve bunu biz canlı gönülden yaptık. Şimdi ilk olarak hani bu temel ihtiyaçlar noktasında böyle bir çalışmamız oldu. Genel başkanımız sahaya indi, gençlik başkanımız sahaya indi. Bölgeden kadın kollarımız şu anda hala sahadalar. Evet, burada da Maslow'un ihtiyaçlar listesini görüyorsunuz hiyerarşilerine. Yani önce yiyecek, su, barınma, dinlenme noktasında en önce bunlarla ilk günlerde öyle söyleyeyim. Hala da devam etmekte aynı şekilde. Onun yanı sıra psikolojik olarak şunu yaptık bir de kadın kolları olarak. Bu da çok yeni bir projemiz. Sevgi bağı, mektup kardeşliği. Yani biz bunu da Kızılay üzerinden yapacağız. Mektupların hepsi genel merkeze. Ben genel merkez kadın kolları başkanıyım. Bize gelecek. Biz Kızılay üzerinden depremzede hanımlarımıza ulaştıracağız. Ve cevaplar artık mektubu gönderen arkadaşlarımıza gidecek. Bu inanılmaz bir sevgi bağı oluşturacağına biz inanıyoruz. Çünkü oradaki insanlarımızın bütün dünyadaki diğer vatandaşlarla ne kadar gönül bağımızın olduğunu, ne kadar onlarla beraber aynı şeyleri hissettiğimizi de onlara hissettirmek çok istiyoruz. Güzel. Çok güzel. Bunun yanı bunun sorunuz yoksa ben devam edeyim. Tabii hani ki devam neler edebilirsiniz. Neler yapıyoruz da alakalı. Bunun yanı sıra WhatsApp üzerinden. Çünkü Türkiye'den Almanya'yı aramak ya da Türkiye'den Fransa'yı aramak çok maliyetli bir şey olduğu için WhatsApp üzerinden psikolojik danışmanlık hattı. Şöyle dediler önce, işte Almanya numaralarını arayabilirler mi vatandaşlarımız falan. İnanın daha kurduğumuzun ilk gecesinden benim mesaj kutum dolmuştu.
ağlayanlar, şey yapanlar ve hala bugüne kadar da aynı kişilerle de devam ediyoruz. Hı. Ama hani İstanbul'a nakledilmiş veya Antalya'ya nakledilmiş, başka yerlere nakledilmiş arkadaşlarımız da mutlaka orada bir destek almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü biz sadece buradan ilk yardım yapabiliriz. Hani ne yapabiliriz? Dinleyebiliriz. Doğru sorularla belki biraz rahatlamalarına destek sunabiliriz. Ama bizim vatanımızda çok iyi psikologlar, psikolojik danışmanlar, bu konuda bakanlığımızda çok güzel çalışmaları var. Hani birinci derecede hani oradan o ilk şoktan kurtulduktan sonra ciddi desteklerin alınması, orada alınması gerekir. Çünkü ben bunun telefon ve görüntülü görüşmeler üzerinden uzun vadeli ve bunu herkes de yapamaz. Yani mesela ben bir travmayla birinci derecede ilgilenmiyorum. Çünkü benim alanım danışmanlık. Yani herkes burada biraz tabiri caizse haddini de bilmesi gerekir. Bizim görevimiz tanıyı koymakta yardımcı olmak örneğin. Veya ilk etapta onları yakalayabilmek. Daha fazla bir hani düşmemeleri için onları yakalayabilmek. Birinci derecede destek olmak. Ve biz bunu yurt dışından Türkler olarak, bunu UID olarak da yapıyoruz. Başka uluslararası eğitim yazarlar merkezi olarak da yapıyoruz. Yani inanın elimizden gelen bütün desteği sunuyoruz. Şimdi bu mektuplaşma meselesine de bakacağız artık nasıl bir geri dönüşüm olacak. Çünkü ben kendim yani her şeyi bıraktım. İnanın ofisimi bıraktım bir kenara. Bütün randevularımı iptal ettim ve sadece telefon görüşmelerine odaklandım. Hı hı. Ve öyle güzel dostluklar oluştu ki 19 yaşında, 20 yaşında genç kızlarımızın aramaları. Yani bu yaraları mecbur beraber saracağız. İnanın ailesini kaybetmiş insanlar tabii çok daha fazla bir destek almaları gerekecek. Yahut enkaz altında kalmış olanlar daha ayrı bir destek almaları gerekecek. Hı. Yani burada devletimize, milletimize ve yurt dışı Türklere de aynı zamanda ben çok iş düştüğünü düşünüyorum. Evet. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok zor bir, inanılmaz zor bir dönemden geçiyoruz. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Boyutunu unutmamamız lazım. Biz şu anda bir ilden ya da bir köyden, bir şehirden bahsetmiyoruz. Yani yardım ederken elimizden yani herkesin bir şey yapması da bu açıdan da çok önemli ve acil. Biz burada 10 ilimizden bahsediyoruz. Hı hı. Yani bu yaraları sarmak çok uzun sürecek ve biz UID olarak da aynı şekilde en az 1-1,5-2 sene ne kadar gerekiyorsa her açıdan hem psikolojik hem nakdi yardımlarımızı da sürdüreceğiz inşallah. Evet, inşallah. Peki çocuklar için özel projeleriniz var mı? Şimdi kadınlara mektuplar yazıyorsunuz, arkadaşlık ilişkileri kurmada yardımcı oluyorsunuz. Peki çocuklar için başka projeleriniz var mı? Evet, çocuklar için daha çok gençliğimizin üzerinden yürüyeceğiz. Onların kendileri belki anlatması daha şey olacaktır. Ama biz bu mektup kardeşliğini yaptığımızda yahut paketleri paketlediğimizde tabii birinci derecede de çocuklarımızı düşünüyoruz. Şimdi bir kitaplandırma projemiz var. Depremzedeleri kitaplandırma projesi. Bu inşallah UID üzerinden de bunu yapmayı düşünüyoruz. Bunu Uluslararası Eğitim Yazarlar Merkezi olarak yapıyoruz ama UID üzerinden de bunu yapacağız. Yani çocuklarımıza çocuk kitaplarını bir nebze normale dönmeleri, yani birazcık normallik kazanmaları gerektiğini düşünüyoruz çocuklarımızın. Onun için de bu tür işte kitaplarla, hatta gördüğüm yeni kurulan yerlerde hemen devletimiz oyun alanları çocuklar için oluşturuyor. Evet. Yani her yönde UID olarak da desteğimizi sürdürme ihtiyaç, yani biz ihtiyaca binaen, hani yapmış olmak için değil de en çok ihtiyaç neye varsa o yönde UID olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka şeyler varsa sözü size bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz 60 yıldır dışarıda, yani yurdun dışında olan, yani kendini aidiyet duygusu olarak hala vatanıyla kalbi atan, İki kalp, yani bir, değil de bir kalbe iki vatan sevgisine sığdırmış insanlar olarak vatanımız bizim için birinci derecede önemli her noktasıyla. Hatta bazen bize soruyorlar, yani ben kendim de burada, Almanya'da doğdum, burada büyüdüm, burada okudum ama neden hala Türkiye? Çünkü bizim ana vatanımız orası,
Almanca'da da baba vatanı olarak geçiyor Almanya örneğin. Kimse yalnız değil, yalnız değilsiniz. Bizler de varız milyonlarca Türk vatandaşı olarak, Müslümanlar olarak. Ülkemizin yanındayız ve ihtiyacı binaen. Büyükten küçüğe, çocuğumuzdan tutun en büyüğümüze kadar. Bakın yaşlılarımız, buradaki yaşlılarımız birinci nesil buraya gelen. İnanın duvardan tablolarını indirdiler açık artırımda. Satılsın. Ben de hayırıma bu şekilde. Yani evden çıkamayan ninelerimiz bile tabiri caizse inanın elinden geleni yapıp UID'ye destek sunup Kızılay üzerinden nakdi yardımlarımızı da yapmakta bize yardımcı oluyorlar. Bence bu çok kıymetli ve çok, çok değerli. Ve en yeni neslimizin de sahada olması. Bakın bu da birinci dereceden yani çok önemli. Çünkü hala hani böyle asimile olmamış, vatanına, milletine bağlı, aile duygusunu yani kaybetmemiş 15'liklerimiz var bizim. Evet. Çocuklarımız var bizim ve bunlar da sahadaydı. Yani bunun da bilinmesi belki önem arz eder vatandaşlarımız açısından. Yani kalbimiz sizlerle, vatanımızla, elimizden gelen her şeyi yapmaya da hazırız konuyla alakalı. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Kübra Hanım destekleriniz için. Rica ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Benden de sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Daha mutlu haberlerle inşallah. İnşallah. Daha güzel yayınlarda buluşmak ümidiyle. İnşallah. Sevgiler, Almanya'ya selamlar. Evet, Suzan Hanım bahsetti, kadınlar, çocuklar. Ben çocukları çok merak ediyorum. Hani az önce kırılgan gruplardan bahsettiniz ya. Çocuklar da buna, bu gruba dahil mi? Evet tabii en öncelikli olanlar hatta belki de sadece onlar değil ama şu anda en gözümüzün önünde en doğrudan ulaşmak istediğimiz grup elbette çocuklar. Kırılgan grup genel olarak çocukla başlıyor, sonra yaşlı, engelli ve işte bu hizmetlere ulaşmakta güçlük çekecek olan örneğin dil bariyeri nedeniyle hangi hizmetler varsa sahada bunu ulaşmakta güçlük çeken sığınmacılar yine. Kadınlar belki toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle erişmekte güçlük çekecek, doğrudan ifade edemeyecek, bazı ihtiyaçlarını dile getiremeyecek. Keza erkekler de aslında, çünkü erkeklere bizim ülkemizde daha başat roller yüklüyoruz. Onlar hem iş kaybı hem diğer kayıplar nedeniyle bunu çok daha yoğun hissediyorlar. Ekonomik kayıpların ailesine bakma sorumluluğunu üstlenmekle ilgili. Evet. Daha çocukken yüklediğimiz işte erkekler ağlamaz gibi yüklemeler nedeniyle ifade etmekte, işte diğerleri gibi duygularından söz etmekte güçlük çekiyor olabilirler. Dolayısıyla aslında kırılgan grupların içinde bence erkekleri dahil etmekte yarar var ama tabii önceliğimiz çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler diye sınıflandırıyoruz. Ve bu konuya ilişkin zaten bakanlığımız hali hazırda hizmetleri de bu kapsamda. Çocuk koruma alanında, çocuk refah alanında hizmetlerimiz sürüyor. Refakat çocuklar konusunda bakanlığımız derhal harekete geçti. Evet, gibi. Evet. Halen ailelerle buluşturma ve çocukların tespiti konusunda bir araya getirme konusunda çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta bir link de yayınlandı. Refah Kız Çocuklar Arama Butonu diye. Birazcık daha kolay erişebiliyor artık yakınları, aileleri, çocuklar nerede konusuna. Yaşlılarımız ve engellerimiz için de temelde şey tabii onlar afette çoklu kırılganlık dediğimiz bir şeye haizler. Yani var olan afetin yarattığı travmanın yanı sıra hizmetlere erişimde de ekstra sıkıntıları var. Örneğin bir görme engellinin kaynağa ulaşmada, bir işitme engellinin bilgi almada. Bu nedenle sahaya inerken işitme engellilerle ilgili tercüman arkadaşlarımız da ekiplerimize destek verdi. Hane ziyaretleri. Yani Aile Bakanlığı'nda sosyal hizmetlerde aslında birçok uzman var. Evet, evet. Her koşulda hani destek verebilecek kişi sahaya gidebiliyor. Ben şunu da merak ediyorum. Mesela çocuklar birçok kişinin hani kırılma noktası oldu. Son işte afette de gördük. Evet. Herkes çok üzgün ve elinden geleni yapmak istiyor. Oyun oynamak istiyor onlarla. Koruyucu aile olmak isteyenler var. Siz peki oyun oynama konusunda mesela herkes oyun oynamak istiyor çocuklarla. Depremzede çocuklara destek olmak için. Peki bu konuda açık mısınız? Yoksa Aile Bakanlığı, Sosyal Bakanlığı'nın bünyesinde zaten hani bu hizmet sunuluyor mu çocuklara?
Bu hizmet zaten sunuluyor ama gönüllü çalışmaları elbette her zaman açığız. Bakanlık olarak gönüllü hizmetler her zaman toplum katılımı sağlama noktasında da çok önemli. Yerelin bu noktadaki desteğini almak da çok önemli. Şimdi çalışmalarımız şu anda iki yoldan gidiyor. Bir şeyde afet bölgesinde, afet sahasında yapılan çalışmalar, bir de İstanbul'a gelen, bildiğiniz gibi göç etmek durumunda kalan afetzedelerimiz var. Evet. Dolayısıyla iki bölgede ayrı ayrı sürüyor. Ekiplerimiz de hem burada hem de afet bölgesinde hizmet vermeye devam ediyor. Çocuklar konusunda evet katkı ve katılıma ihtiyaç var. Ancak bunun olan dönemdekinden farklı olmamasına da bir o kadar ihtiyaç var. Ne gibi? Tabii gönüllerimiz bunu çok görmüyor. İlk gidenin kendisi olduğunu düşünüyor da olabilir. O gün ilk ziyarette bulunan diye de adledebilir kendisini. Ama ondan hemen önce gelmiş olanlar da çocuklarla aynı şeyleri yapmak istiyor olabilir. Örneğin işte şeker dağıtmak gibi ya da oyuncakları dağıtmak gibi. Gün boyunca çadır kentlerde kurulan oyun adaları ve benzeri yerlerde bütün bunları süren olduğunu düşünün. Kendi hanemizi bir göz önüne getirin. Hani gün boyu birilerinin kapımızı çalıp işte şeker verdiğini, çocuğumuza oyuncak getirdiğini düşünün. Bundan farklı değil aslında şu anda olanlar. Dolayısıyla PSD ekiplerimize temasa geçip şeyleri, bu konudaki duyarlılıkları için her bir yurttaşımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok cansiperane, hep bir arada kenetlenmiş halde hareket edilmesi çok kıymetli. Herkes için çok kıymetli. Ancak oradaki PSD ekiplerimizle, bölgede bulunan yetkililerle temasa geçip belki onlar üzerinden bunu kanalize etmekte fayda var. Çünkü zamanla bu yardımlar ve destekler giderek elbette azalacak. Çocuklar bunun hep böyle süreceğine dair bir varsayımda bulunmamalı. Daha fiziksel sağlıkları için de elbette çok çok önemli şu anda onlara sunulan besin kaynakları. Yani sürdürülebilir bir destek olması aslında çok önemli bu noktada, değil mi? Evet, şu anda o afetin kahramanlık dönemi dediğimiz dönemindeyiz. Her birimiz çok fazla şey yapmak istiyoruz. Çok da kıymetli, bunların yapılması da gerekli. Afetin doğası gereği böyle. Kesinlikle. Ama bunun sürdürülebilirliği ve devamlılığının sağlanması hem afetzedeler için hem yereldeki o gücün, kapasitenin yeniden ayağa kaldırılması için çok çok önemli. Yani kendine yardım dediğimiz kişilerin, orada yaşayanların, toplumun, grupların bireysel kapasitelerini tekrar hayata geçirmek önemli. Çünkü onlar eninde sonunda tek başlarına yine bizlerin desteğiyle ama eski hayatlarına olabildiğince geri dönmek isteyecekler. Evet. Sonsuza dek bu duyguyla gitmeyecek. Bu acılarımız ve duygularımız giderek azalacak diye umut ediyorum. Elbette sızısı geçmeyecek ama olabildiğince olağan döneme, afet öncesi döneme geçmesi hepimizin isteği, arzusu elbette. Evet. Peki sizin gözlemleriniz nasıl? Çocuklar nasıllar? İyiler mi? Eminim bizi izleyen birçok seyirci bunu merak ediyordur. Buraya gelen uzmanlar da hani çocukların oyunla çok daha rahat bir şekilde atlatabileceğini söylüyor. Siz nasıl gözlemlediniz bu durumu? Nasıl çocuklar? İyiler mi? Çadır kentlerde, PSD çadırının hemen yanında oyun çadırları da kuruldu. Az önce Kübra abi söylediği gibi desteklerle. Orada tabii hem duygularını ifade etme hem bu süreci anlamlandırma, neler olduğunu anlamaya yönelik çabalarında destek olacak ekipler de onların hemen yanında. Hem psikolog arkadaşlarımız hem sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız. Bu oyunların işte görece yaratıcı drama gibi oyuncaklar aracılığıyla ifadesi ve diğer konularda hani birlikte hareket etme, belki çocuğun katılım hakkının kullanılması, siz neler olmasını hayal edersiniz, bu çadır kent sizce çocuk gözüyle nasıl olmalı gibi önümüzdeki dönemlerde böyle planlara dahil etmek çocukların hem güçlenmesini, güçlendirilmesini sağlayacak. Şu anki durumda elbette gün içi olağan döneme geçişle kolaylaşacak. Yani çocuklar aslında okula başladığında, okullu olanlar okula başladığında onlar için artık olağan döneme geçiş kolaylaşmış olacak. Çok yakında umuyorum ki ilgili resmi kurumlar bununla ilgili çaba içindeler. Olabildiğince hızlı bu sürecin yerine getirmesi gerekiyor. Halihazırda oyun bir ifade aracı, çocukların en temel ifade aracı. Onlar da bu arada çok güzel kullanıyorlar aslında. Evet, kesinlikle. Sahada gördüğümüz öyle. İstanbul'da gözlemlerimiz de o yönde. Yani kalan yurtlarda kalan AFS'de çocuklarımız da benzeri durumlar içinde iyileştirme dönemine hızlıca geçmiş durumda onlar, yetişkinlere göre diyeyim. Bu anlamda Kültür Bakanlığı'nda destekleri var. İşte gezici kütüphanelerle bölgeyi destekliyorlar. Kitap okuma ve diğer etkinlikler var. Ana sınıfları oluşturmaya çalışılıyor.
topikün bir çaba. Ve... Yani çocuklar yalnız değiller. Buradan evet. Seyircilerimize onu söyleyelim. Değiller. Çünkü herkes elinden geleni yapmak istiyor ya, hani oyun evet. oynamak istiyor ya da koruyucu aile olmak istiyor evet. ama uzmanlar elinden geleni yapıyor, evet. Destek veriyorlar ve evet. çocuklar iyileşiyor. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Bu da kesinlikle. En azından kendimizi, bizi biraz böyle iyi hissetmemize neden oldu. Evet, bunları söylemeniz, koruyucu ailelik kısmında zaten bununla ilgili duyarlı bütün şey, hem bakanlığımız adına teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok hı hı. duyarlı bir grupla devam ediliyor. Bununla ilgili toplantılar da sürüyor. İlçe bazı sosyal hizmet merkezleri üzerinden toplantılar ve tanıtım çalışmaları devam ediyor. Orada birazcık daha sanıyorum ne olduğu, nasıl olması gerektiği, bunun da sürdürülebilir ve devamlı olması gerektiği kısmı üzerinden bir bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapmaya devam ediliyor. Çok güzel. Son olarak şunu sormak istiyorum Suzan Hanım. Şimdi afetzedelerin gündelik yaşamına geri dönmesi için uzun vadede nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Şöyle aslında yani sosyal devletin bir gereği olarak hak temelli sürüyor bu çalışmalar bakanlığımız nezdinde de. Başından beri söylediğim bu yerel katılımın sağlanması, eskiden ne ise ne vardı, ne iş yapıyor diye geri döndürülmesi, esnafsa esnaflar geri dönebilme potansiyeli, değilse meslek edindirme çalışmaları, özellikle bölgede yer alan sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla bunu gerçekleştirene kadar yapılabilecek olan sosyoekonomik destek, eğer engelli bireyler oluştuysa evde bakım gibi hizmetler, çocuğa yönelik ücretsiz kreş gibi destekler, bütün bunlar bakanlığımızın sunduğu aslında reel ama öte yanda demin de dediğim gibi en son çıkanız biz, bu izleme ve takip kısmı hep devam ediyor. Bunu yerine getirmekle ilgili sadece ekonomik değil ya da sadece sosyal değil, psikolojik durumu el vermiyorsa eğer, bununla ilgili desteğe ihtiyacı varsa ve arkadaşlarımız bunu tespit ettiyse, o durumda da hem Sağlık Bakanlığı'na biz yönlendirme ve sevkini gerçekleştiriyoruz desteklemek için. Hem de onun dışında işte yerelde o kaynaklar neler? Yerel kaynaklarla kişilerin ya da projelerin bir araya getirilerek tekrar belki yeniden yeni bir şeyle ya da eskiye dönerek, eskiden ne yapıyorsa bunun hayata geçirilerek sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan yeni hobiler ya da sağlanabilecek yeni materyaller da temin etmek mümkün. İşte kadınların bir araya gelmesi, dayanışma ruhunun geliştirilmesi, o bir aradılığın sağlanarak aslında güçlenmenin sağlanması. Belki kooperatifler ve diğer şeyler, Adem ve Sodamlarımız da var çünkü o bölgede hizmet hı hı. veren. Dolayısıyla onlar üzerinden bu koruyucu hizmetlerin ve aslında katılıma dair güçlendirecek daha... reel hizmetlerin hayata geçmesi mümkün olabiliyor. Hı hı. Tabii bunu yaparken diğer kamu kurumlarıyla da birlikte hareket ediyoruz. Hem evet. sosyal yardımlaşma vakıfları, hem KOBİ'ler, hem diğer örgütler, çevre ve şehircilik gibi pek çok kamu kurumuyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla, elbette onlar olmazsa olmazımız, gönüllü aile. Hep beraber umuyorum ki üstesinden geleceğiz. Eminim geleceğiz üstesinden. Çok çok teşekkür ediyoruz Suzan Hanım. Programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz. Desteğiniz için de gerçekten kendi adıma hem de insanlık adına, tüm milletimizin adına teşekkür etmek isterim. Ben çok teşekkür ederim. Sizi uğurlayacağım. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kendinize kalın. Çok çok sağ iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, şimdi ikinci tarife geçebiliriz. Geçebiliriz, hoş geldiniz. Hoş keklerimiz bulduk. Fırından çıktılar, oo, hazırlar bile. Harika gözüküyor. Onları... Gerçekten çok büyük bir porsiyon olmuş oldu. Çikolata da yoğun olduğu için evet. aslında bu ölçü 8 kişilik diyebiliriz. Evet, daha ufak kalıplarda da yapılabilir. Hı-hı, ufak kalıplarda evet. da yapılabilir. Harika gözüküyor. İlk tarifimiz çikolatalı kek hazır. Evet, eliniz yanmasın. Onu birazdan kalıplardan çıkartacağız. Hı-hı. Şimdi kinoa köftesine geçeceğim. Kinoa için sadece kinoayı haşladım. Beyaz kinoa tercih ettim çünkü kinoanın renkleri oluyor, siyah oluyor, kırmızı oluyor. Rengine göre içerdiği nişasta değişiyor. Hmm. Beyaz kinoanın kendi içindeki nişastası daha çok olduğu için yapışma etkisi daha çok oluyor. Bu tarifte de ben un falan kullanmayacağım için, evet o yapışmayı istediğim için beyaz kinoayı kullanacağım. Tavamı ısıttım. Tavamda birazcık taze soğan ve kuru domates. Zeytinyağı mı yoksa? Zeytinyağı. Biraz zeytinyağı ekledim. Zeytinyağında. Evet, zeytinyağında. Bunları kuru biraz domates. Kuru domates ekledim. Bunlar hepsi keyfe keder. Yani zevkinizde kalmış. Bu tarifin olmazsa olmaz malzemesi kinoa.
Kinoa. Kinoa'dan sonra kinoa köftesi. Yani bunun dışında işte ıspanak kullanacağız, peynir kullanacağım. Peynir kullanmak istemeyenler besin mayası diye bir şey oluyor. Yine veganların kullandığı. Onu kullanabilirler. Yumurta yerine keten tohumu kullanabilirler. Keten tohumunu jel kıvamına getirerek bu tarif çalıştı yani. Daha önce de uyguladım. Gayet başarılı oluyor. Ne güzel, her şeyin alternatifini veriyorsunuz. Var, evet, alternatiflerim de var. Evet. Yani olmazsa olmazı diyeceğim size kinoa. Onun dışındaki her şey değişir. Ben, şimdi olmazsa olmaz kinoa dediniz ya, aklıma bir şey geldi. Buyurun. Bulgur olur mu? Bulgur tabii ki. Yani bulgurla zaten kinoa. Bulgur. Bulgur gibi, pirinç gibi yani gluten içermiyor kinoa. Biz burada pirincin, bulgurun yerine kinoayı kullanıyoruz. Kinoa anladım. Çünkü protein açısından da zengin, lif açısından da zengin ve gluten içermediği için özel beslenenler için yaptığımız bir şey. Tabii ki bulgurla da olur. Olur. Evet, glutenli beslenebilenler için her şekilde olur. Biraz burada soteliyoruz. Bunun içine birazcık da sarımsak ekliyoruz. Bu aşamada tekrar tuz, karabiberi kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Şimdi orası sotelenirken ben bir kasenin içine haşlamış olduğum daha önceden kinoalarımı ekliyorum. Sonra bunun içine ufak ufak doğradığım normal ıspanak ekliyorum. Normal suda haşladım değil mi? Suda haşladım. Falan koymadım. Hiçbir şey koymadım. Hayır. Sadece suda koydum. Sadece suyu da haşladım. Yani bir su bardağı kinoaya ben bir su bardağı su ekliyorum. Daha fazla eklemiyorum çünkü böyle lapa olmasını da istemiyorum. Çok kuru olmasını da istemiyorum. Arayı buluyorum. Ispanak ekledim. Ben bunu çocuklara işte ıspanak yedirmenin bir yolu olarak düşündüğüm için bu şekilde hazırladım. Kimyon, karabiber, tuz. Tarifin içine de birazcık zeytinyağı ekliyorum. Hatta bunu fırında da yaptım. Fırında da çok güzel oluyor. Evet. Fırında da yapmak isteyenler yapabilir. Ben bugün tavada kızartacağım. Tabii böyle tavada yapınca bir lezzeti bir farklı oluyor değil mi? İkisi de her türlü güzel oluyor. Yani her fırında da güzel oluyor. Bu air fryer var, onlarla da gayet lezzetli ve güzel oluyor. Her türlü güzel oluyor. Çok denediğim bir tarif. Evimde de çok sık yaptım. Hatta fazla yaptım da dondurucuya kaldırdım. Dondurucuya aslında çok yapıp dondurucuya da oradan indirip direkt pişirdiğim bir tarif. Çok pratik ve güzel oluyor. Yani köfte. Evet. Sağlıklı bir köfte diyebiliriz. Kaşar peyniri de koyduk bu arada. Koydum. Kaşar peynirimi de ekledim. Yağımı da ekledim. Bir tek yumurtam kaldı. Kaşar peynir yerine peki başka peynir kullanılabilir mi? Bütün çünkü peynirler olur. Yurt dışında bizi izleyenler var. Bütün çedar peyniri olur. Bildiğimiz Türkiye'de kaşar peyniri. Ben bildiğimiz klasik kaşar kullandım ama bunu istediğiniz beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. O sizin damak tadınıza kalmış. Kaşar koyduğunuzda böyle uzar hafif. Evet. Hani o etki olsun diye hiç koymayabilirsiniz. Dediğim ama gibi. Ama çok güzel olur herhalde. Dediğim gibi bu tarifin olmazsa olmazı kinoa. Gerisi artık şeye kalmış. Sotelenmiş kuru domatesle yeşil soğanı da ekledim. Ekledim. Ve şimdi farklı lezzet katacaktır. Evet. Tüm malzemeyi karıştıracağım. Bağlaması için de dediğim gibi ben burada iki tane yumurta kullanacağım. Yumurta kullanmak istemeyenler keten tohumunu, jel öğütülmüş keten tohumunu jel haline getirerek bu tarifte de kullanabilirler. Yumurtayı da ekledikten sonra güzel bir karışım haline getireceğim. İyice güzel kaşıkla karıştıracağım. Karıştırmak yeterli olur. Kaşık olur, eldiven olur. Yani neyle rahat ediyorsanız. Hepsi olur. Gördüğünüz gibi görüntüsü bile insanı doyuruyor. Evet. Güzel karıştırmak önemli olan. Karıştırdıktan sonra ben böyle bir kalıp kullanacağım. Evinizde ne varsa bir kalıbın içine birer kaşık alacağım, bastıracağım ve daha sonra böyle ters çevireceğim. Yapalım hemen. Yapacağım. Hemen yapıyorum. Şimdi bir kere daha bir karıştırayım iyice. Ve onu yaptıktan sonra iyice bir karıştırmak gerekiyor. Evet. Bunları eğer vaktiniz varsa buzdolabında bir yarım saat beklettikten sonra tavaya alırsanız şekilleri bozulmadan daha güzel oluyor. Çünkü yumurta dolapta bekledikçe daha güzel kopluyor. Evet. Ama aceleniz varsa da her türlü oluyor. Ben bir tanenin şeklini göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Bu şekilde hiç ekstra yağ bir daha eklemiyoruz. Evet. Bir kaşıkla da üstlerine güzelce sıkıca bastırıyoruz. Sonra? İçinde zaten yağ var. Daha sonra bunu yağlı pişirme kağıdı koyduğumuz tepsimize alıyoruz. Şöyle bir vurmamız yeterli. Bakın böyle çıkıyorlar. Evet, evet. Şimdi diğer kalanını da hepsini hazırlayacağım. Yani bir 10 dakika bile dolapta beklese burada daha güzel olur. Olmasa da olur dediğim gibi. Tabama yağ biraz alacağım tekrar. Önlü arkalı pişireceğim. Harika. Bu kadar. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Diğer tarafta da keklerimiz de pişti ama bunu sıcak tüketmek gerekir herhalde. Evet, ben onu şimdi tekrar dolaba biraz alacağım. dolaba diyorum, fırına tekrar biraz alacağım. O ısısında bekleteceğim. Tamam. Kolaylıklar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık tekrardan. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdiki konumuz kadınlarda kalp sağlığı. Bu konuyla alakalı sorularınız olursa mutlaka bize iletin. WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0090 505 756 0206. Profesör
Profesör Doktor Alp Burak Çatakoğlu bizlerle. Kalp ve damar hastalıkları kimlerde sık görülür? Her göğüs ağrısında doktora başvurmak gerekir mi? Menopoz ve hamilelik döneminde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski artar mı? Teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir? Girişimsel kardiyolog Profesör Doktor Alp Burak Çatakoğlu şimdi Günaydın Hayat'ta yanıtlıyor. Kadınlarda dedik ama böyle toplum arasında sanki böyle bir erkeklerde daha çok görülüyormuş gibi bir algı var değil mi? Aslında öyle değil çünkü araştırılmalara bakıldığı zaman kalp ve damar hastalıklarından kadınlar daha çok hayati risk oluşturmuş oluyor, hayatını kaybetmiş oluyor. Sözü size bırakıyorum. Evet. Siz daha iyi anlatırsınız, ifade edersiniz hocam. Sağ olun. Kesinlikle öyle. Yani kadınlar her konuda ihmal edildiği gibi maalesef kalp sağlığında da aslında ihmal ediliyor. Belki de biz azımsıyoruz. Kadınlarda kalp hastalığı hiç de öyle tahmin ettiğimiz gibi az değil. Sadece zamanlama olarak biraz farklı. Erkeklerde biraz daha genç yaşta aslında ortaya çıkıyor ama kadınlarda da kalp hastalığı çok yaygın. Zaten en sık ölüm sebebi aslında şu anda erkeklerde de kadınlarda da kalp damar hastalıkları. İlk sırada yer alıyor İlk değil mi? İlk sırada yer alıyor. O yüzden de kesinlikle küçümsememek lazım ve bunu bir erkek hastalığı olarak görmemek lazım. Bu çünkü hatalara, daha farklı eksik yaklaşımlara ve dolayısıyla daha fazla ölüme aslında neden oluyor. Hayatta kalan kadınlarda ise geç fark edildiği için kalp hastalıkları çoğunlukla zarar vermiş oluyor. Dolayısıyla sonraki hayatlarında aslında epeyce zorluk yaşıyorlar. Peki zarar veriyor derken mesela kalp krizi geçirdikten sonra kalıcı etkileri oluyor değil mi? Kesinlikle. Kalp krizi dediğimiz şey zaten kalp damarlarının tıkanması ve kalp dokusunun zarar görmesi. Ve bu zararı gördükten sonra da genellikle geriye dönüşü olmuyor bunun. O yüzden hızlı teşhis konulması gerekiyor. Kalp krizlerinde bile aslında kadınlarda teşhisin çok geciktiğini, anjiyografi yapılana kadar geçen sürenin veya stentle, bypassla tedavi edilmesinde çok daha erkeklere göre dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Farklılıklar gösterdiği için mi erkeklerde ve kadınlardaki kalp özelliklerinin farklılıklar gösterdiği için mi teşhisi geç ya da etkisi geç mi gösteriyor hocam? Birkaç sebebi olabilir. Bunlardan birincisi tabii ki doktora gitme oranları. Yani kadınlar biraz daha az doktora gidiyor olabilirler. Şikayetlerini anlatırken de sonuçta bazen kitaptaki gibi olmuyor. Aslında çoğu tıp kitabında özellikle kalple ilgili semptomlar biraz daha aslında erkek egemen hala. İşte o göğüsteki baskı hissi, işte eforla oluşması gibi bir takım kriterler aslında kadınlarda daha farklı karşımıza çıkıyor. Daha fazla yanma hissi veya nefes nefese kalma kadınlarda mesela daha çok daha oluyor. Daha fazla değil mi? O nedenle bu semptomlar bazen kalple ilgili değilmiş gibi algılanıyor. Çarpıntı da yine ona benzer aslında. Çarpıntı mesela kadınlarda daha fazla karşılaştığımız bir semptom. Ama bunları hafife aldığımızda işte bazen gözden kaçıyor hakikaten. Acaba şundan kaynaklı olabilir mi hocam? Kadınlar menopoz dönemine giriyor ya. Menopoz döneminde de belirtiler az çok birbirine benziyor. O yüzden menopoz dönemine sürecinde mi bağlayabiliyorlar da gözden kaçırılmış oluyor? Evet, çoğunlukla aslında menopozdan sonra kalp damar hastalıkları daha fazla göze görülür olduğu için genellikle menopoz öncesi kadınlarda olmaz diye düşünülüyor. Halbuki erken menopoz veya işte hamilelik döneminde yaşanmış bir takım problemler de aslında kalp damar hastalığı için risk faktörü oluşturuyor. Hamilelik döneminde. Hamilelik döneminde. Çünkü biz hamilelik döneminde hipertansiyon veya şeker gibi problemler görebiliyoruz. Evet. Ve bu kadınlarda kalp damar hastalığının aslında daha fazla ve daha erken yaşta olduğunu da görüyoruz. Yine diğer bir önemli risk faktörü de sigara aslında. Kadınlarda menopoz olmamasına rağmen daha erken yaşta olmasına sebep olabiliyor sigara içimi. Kadınlarda aslında sigaranın daha zararlı olduğunu erkeklere göre görüyoruz. Burada tabii bilmediğimiz bir sürü şey var, faktör var. Belki kadınların damarları hakikaten sigaraya daha hassas olabilir. Çünkü bazı araştırmalarda daha az tüketmeye rağmen daha fazla zarar gördüğünü gözlemledik. Erkeklere oranla herhalde 6 kat mı daha? Kesinlikle. Yani sigara içenlerde
en az 4 kat daha yüksek aslında kalp krizi ve ölüm oranı görüyoruz. Peki hamilelik döneminde de ortaya çıkıyor dediniz. Bu da ileriki dönemlerde kalp krizi oluşmasının temelini mi oluşturuyor? Evet, yani aslında hamilelik döneminde hipertansiyon yaşamış olan hastalar veya hamilelik döneminde gestasyonel diyabet dediğimiz şeker hastalığına yakalanmış kadınlarda hem pıhtılaşma hücreleri hem damar yapıları ve bir takım muhtemelen başka metabolik faktörler kalp damar hastalığını hızlandırıyor. Kalp damar hastalığı dediğimiz şey aslında hassas olan, zayıf olan noktalara, damarlardaki hassas noktalara kolesterolün yapışması, orada bir takım iltihabi reaksiyonların oluşması ve ilerleyen dönemde bu oluşan plaklar bazen üzerinde işte küçük yırtıklar oluştuğunda da bir enfarktüs oluşabiliyor. Bütün bu aşamalarda aslında gerek östrojenin, gerek menopozun, gerek işte dediğim gibi hamilelik döneminde yaşanan bir takım hormonal problemlerin kolaylaştırıcı etkisi olduğunu düşünüyoruz. Peki o zaman şöyle şunun altını çizelim hocam. Hamilelik döneminde bazen böyle tansiyonumuzu ölçtürmüyoruz, takip etmiyoruz ya da şekerimize baktırmıyoruz. Bunları atlamamak gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Tabii hamilelik döneminde hem şeker hem tansiyon kontrollerimizi düzenli yapmamız gerekir. Evet, hani halk arasında da bilinen bir şey vardır. İşte şeker yüklemesi yapıldığında daha zararlı olunacağı düşünülür. Kadınlar birbirlerine o şekilde tavsiye verir. Aslında değil. Bunların takibi sürekli yapılması gerekiyor. Tabii. Ki ileriki dönemlerde menopoza geçtiğinde de bu temeli oluşturmayalım. Peki genetik faktörlerde rol oynuyor mu? Tabii, sonuçta genlerimiz birbirimize geçiyor. Yani iyi genlerde, kötü genlerde. Kadınlarda da erkeklerden farklı değil. Eğer aile hikayesi varsa kalp damar hastalığı yönünden, kadınlarda da eşdeğer bir şekilde kalp damar hastalığı görüyoruz. Genetik faktörler etkili. Peki başka hangi nedenler var? Tütün dedik. Evet, kadınlarda genetik faktörler dedik. Hamilelik döneminde yükselen tansiyonlar, şekerlerden bahsettik. Başka hangi nedenler olabilir hocam? Hareketsizlik, yanlış beslenme ve tabii ki kilo. Bunlar yine kalp damar hastalığıyla çok bağlantılı. Kolesterolü tetiklediği için, evet, değil mi? Kesinlikle. Aslında kadınlarda hipertansiyon ve sigara daha ön plana çıkıyor. Çünkü erkeklere göre daha fazla aslında zararlı olduğunu görüyoruz. Hem hipertansiyonun hem sigaranın. O nedenle özellikle bu iki risk faktörünü daha ön planda konuşmak isterim. Ama dediğiniz gibi diyabet, yüksek kolesterol, kilo ve hareketsiz yaşamda kesinlikle etkili. Evet. O nedenle kadınların da düzenli aslında egzersiz yapmaları gerekiyor. Türkiye'de yapılmış bir takım araştırmalar var. Türk popülasyonu ile ilgili, kadın popülasyonu ile ilgili ve daha az aslında dışarı çıktıklarını, daha az hareket ettiklerini görüyoruz. Bunların da mutlaka kalp damar hastalığı üzerine olumsuz etkileri oluyor. Bir de şu da faktördür diye tahmin ediyorum. Biz Türk kadınları olarak strese biraz meyilliyiz, üzülmeye, değil mi? Kesinlikle. Her şeyi hani böyle kendimize dert etmeyi severiz. Tabii. Bu da faktörler arasında önemli yer alır mı hocam? Kesinlikle. Çünkü yine aslında Türkiye'de yapılmış bununla ilgili spesifik bir çalışma var ve orada da aslında erkeklerle kadınlar kıyaslandığında kadınlarda daha fazla depresyon ve anksiyete olduğunu görüyoruz. Rakamsal olarak. Bunlar tabii ki beslenme alışkanlıklarına ve hareketsizliğe sebep oluyor. Dolayısıyla depresyonun dolaylı etkileri yine kolesterolün yükselmesine, tansiyonun yükselmesine ve dolayısıyla da kalp damarlarının hasar görmesine sebep oluyor. Peki kadınlar en çok hangi yaşta dikkat etmesi gerekiyor? Bunun bir öyle bir yaş var mı yoksa yok mu? Aslında genç yaştan itibaren alışkanlıklarımızı kazanıyoruz. Yani düzenli yürüyüş yapmak, sağlıklı beslenmek, sigaradan uzak durmak, bunlar çocukluk yaşlarında aslında bir şekilde bu alışkanlıkları ediniyoruz. O nedenle bir yaşı yok. Ama kadınlarda tabii enfarktüs ve kalp damar hastalıklarının daha gözle görülebildiği yaş genelde 50 yaş, 55 yaş gibi oluyor. Dolayısıyla bu yaştan sonra tabii mutlaka böyle bir kardiyoloji kontrolü, bir takım check-up'ların yapılmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle de genetik hikaye varsa veya biraz önce saydığımız risk faktörlerinden bir kısmı varsa listede, en azından 50 yaşından sonra tabii ki biraz daha düzene sokulması, kontrollerin daha düzenli yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Şimdi görüntülü bir konuğumuz var. Zeynep Hazelkayan, diyetisyen kendisi. Cardiff, Birleşik Krallık'tan yayınımıza konuk oluyor. Sevgili izleyicilerimiz de biliyor Zeynep Hanım'ı, birçok kez programımıza, yayınımıza konuk olmuştu. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. İngiltere'de herhalde hava güneşli bugün. Evet, bugün birazcık güneş var ama hava soğuk. Hava soğuk, her zamanki gibi. Evet. Şimdi evet, burada hocamızla kadınlarda kalp sağlığını konuşuyoruz. Az önce hocamızla kadınların hani genel olarak hareket etmeye, beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini de belirtti, söyledi. Sizinle de detayları konuşmak istiyorum. Sağlıklı bir kalp için neler yememiz gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor beslenme konusunda? Yemeğe içmeye geçmeden önce, tabii, öncelikle tüm ekran başındaki izleyicilerimizin şunu yapmasını rica edeceğim. Bir mezura alacaklar ve bel çevrelerini ölçecekler. Bel çevrenizi göbek deliğinizin iki parmak üstünden ölçebilirsiniz. Eğer kadınlarda bu bel çevresi 88 santimetrenin üstündeyse kalp damar hastalığı riski çok yükseliyor. Erkeklerde ise 102 santimin üstündeyse kalp damar hastalığı riski yükseliyor aynı şekilde. Yani bu üst ekstremite yağlanmaları bize zarar veren yağlanmalar. Öncelikle bunu kabul edeceğiz ve obeziteye karşı savaşımızı açacağız. Hı hı. Ki kalp damar hastalıklarını önleyebilelim. Evet. Şimdi 88 üzeri ise biz o kişiyi obeziteye yakalanmış kişi olarak mı kabul etmemiz evet. gerekiyor? Hmm. Evet evet tabii ki yani beden kitle indeksini hesaplarız bu noktada ama zaten bel çevresi 88 ve üzerinde olan kişilerin hani yoğun bir üst ekstremite yani üst vücut yağlanması olduğu için kronik hastalıklara yatkınlığı da daha fazla oluyor bu bireylerin ve mutlaka hem beslenme tarzlarını hem hayat tarzlarını egzersiz rutinlerini şöyle bir yeniden gözden geçirmenin vakti gelmiş demektir. Evet, evet. Sizin de çok fazla danışanınız oluyordur elbette diye düşünüyorum. Evet. Kalp rahatsızlığı olup da özel beslenme listesi verdiğiniz. Peki neler genelde bu listeye ekliyorsunuz? Ya da neler kesinlikle eklemiyorsunuz? Bunu da sormak istiyorum. Evet, evet. Başlayalım. Şimdi kalp damar sağlığının beslenmesi çok keyifli bir beslenme aslında. Çünkü çok rengarenk beslendiğimiz bir sistem diyebiliriz. Yine Akdeniz usulü beslenme gibi düşünebilirsiniz bunu da. Ama özellikle böyle birkaç tane besinin altını çizmek isterim. Mesela balık grupları, omega 3 açısından zengin olan balık grupları. Bu noktada tabağımızda en azından haftada bir gün, iki gün yer almalıdır. Eğer yeterli balık tüketemiyorsanız ya da böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız, hani balığı sevmiyorsanız da mutlaka omega 3 desteği almanızı tavsiye ediyorum. Kalp damar sağlığımızın öncelikli aşamalarından biri bu. Bunun sonrasındaki aşama sağlıklı yağlar. Şimdi biz doymuş yağ dediğimiz tereyağı ya da işte hidrojenle zenginleştirilmiş yağlar, margarin tarzı yağlardan olabildiğince kendimizi uzak tutacağız. Evet. Bunun yerine de doymamış yağ kaynakları, yani zeytinyağı, avokado, zeytin, kuru yemişler, tohumlar bunları eklememiz gerekiyor. Hı. Özellikle keten tohumu bizim için bir altın kaynak olarak düşünebilirsiniz. Her gün öğünlerimize eklememiz gerekiyor. Ben de beslenme programlarımda kalp problemi olsun olmasın her danışanıma eklemeye çalışıyorum. Her danışanımın programına eklemeye çalışıyorum. Çünkü gene omega 3 yönünden çok zengin bir kaynaktır. Evet. Aynı zamanda lif kaynağıdır, bağırsak sistemimize iyi gelir. Zaten biliyoruz artık bağırsaklarımız iyiyse biz de sağlıklıyız anlamına geliyor. Evet. Onun için özellikle öğütülmüş keten tohumunu sofralarınıza dahil etmenizi isterim. Ama bu keten tohumunda dikkat etmeniz gereken noktalar var. Az miktarda alın, yani böyle çok toplu olarak almayın. Ve mümkünse evde kendiniz öğütün bunu. Minik baharat öğütücüler var, her yerde satılıyor artık. Onlardan edinilebilir. Ya da blenderlarda, şöyle kuvvetli blenderlarda öğütülebilir. Kendi keten tohumunuzu öğütün ve karanlıkta saklayacaksınız bunu. Soğuk, serin yani buzdolabı ortamında karanlık bir kavanozun içinde saklayacaksınız ki o yağ asitleri, hani faydalı yağ asitleri okside olmasın. Hı hı. Yani dışında, şöyle diyebilir miyiz? Keten tohumu kalbi güçlendirir diyebilir miyiz? Evet, evet. Keten tohumu kalbinize iyi gelen bir kaynaktır. Mutlaka yoğurtlarınızın içine mesela en kolay haliyle tüketim yoğurtlarınızın içine ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda uzun süre sizi tok tutar, kan şekerinizi dengeler. Hocamızın da anlattığı gibi kan şekeri dengesizlikleri de
maalesef kalp damar problemlerine neden oluyor. Özellikle insülin direnci olan bireyler. Bunlara dikkat etmeleri lazım ve sağlıklı yağ kaynaklarını beslenmelerine orantılı bir şekilde dahil etmeleri gerekiyor. Evet. Sebzelerden faydalanacağız. Kesinlikle. Hızı böldüm ama. Sebzelerden faydalanmamız gerekiyor. Çünkü yeterli lif tükettiğiniz zaman o kan şekeriniz de dengeli bir şekilde yükseliyor ve hani gün boyunca dengeli bir şekilde seyrediyor. Böyle çok dalgalanmalar yaratmıyor. Bu da aynı şekilde kalbimizi koruyor, kalp koruyucu bir gıda diyebiliriz. Hocam şunu merak ediyorum. Beslenmemize çok dikkat ediyoruz. Spor yapıyoruz, hareket ediyoruz, tütün kullanmıyoruz. Genetiğimizde de hani böyle risk yok. Her şeye çok dikkat ediyoruz. Bu saydığınız bütün evet. Stres de etmiyoruz kendimize her şeye. Yine de kalp krizi yaşayabilir miyiz? Böyle bir risk var mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Benim pek çok hastam var yani vegan beslenen, çok iyi spor yapan ama işte bir takım ileri testlerde anlayabiliyoruz kalp damarlarında problem olduğunu. Yapılan bir takım yine çalışmalar şunu gösteriyor. 20 yaşında aslında hepimizde kalp damarlarında yağlanma başlıyor. Bazılarımızda bu biraz daha hızlı seyrediyor. Bazılarımızda daha yavaş seyrediyor. Benim maalesef 30'lu yaşlarda da stent koyduğum hastalarım var. Ama 80 yaşında çok hafif yağlanmalarla sadece ilaç tedavisi veya işte birkaç sağlıklı yaşam kuralına uyarak takip ettiğim hastalarım da var. Burada her şey kitaba bakarsak tabii kitaptaki gibi değil. Yani gerçek hayatta bazen risk faktörü olmaksızın da kalp hastalıklarıyla karşılaşıyoruz. Hı hı. O yüzden hep dikkat etmek gerekiyor değil mi? Her zaman kontrol altında ihmal etmemek gerekiyor. Zeynep Hanım, peki daha önce stent takmış veya anjiyo olmuş kadınların nelere dikkat etmesi gerekiyor beslenme konusunda? Ekstra dikkat etmesi gereken durumlar var mı? Evet yok. Yani ekstra farklı bir durum, benim şu anlattıklarımdan farklı bir durum yapmalarına gerek yok. Hı-hı. Mümkün olduğunca trans yağları evlerinden uzaklaştıracaklar. Hı-hı. Çok yoğun tuz içeren gıdaları tüketmeyecekler. Yani bunu aslında herkes gibi, hani sağlıklı yaşamak isteyen her birey gibi aynı şekilde davranabilirler. Korkmalarına gerek yok. Sadece artık önlem almaları lazım. Yani sağlıklarını evet. ciddiye almaları gerekiyor. Bu olaylar tabii ki bir kısmı genetik olarak da başımıza gelebiliyor. Biz her şeyi doğru yaptığımızı düşünsek de. Ama biz elimizden geldiğince iyi beslenmeye ve iyi yaşamaya dikkat etmeliyiz ki hani bu genetiği de önlemeye çalışalım evet. mümkün olduğunca. Peki bir şey sormak istiyorum. Halk arasında hep denilir ya her gün bir elma ye hiçbir şey olmaz. Gerçekten öyle bir şey mümkün mü? Yani şimdi hiçbir şey olmaz diyemeyiz tabii ki. Her elma yiyen hayatı boyunca sağlıklı yaşayacak diye bir şey yok. Pek çok faktör söz konusu az önce de konuştuğumuz üzere. Ama tabii ki elma harika bir meyve. Yani her gün bir tane elma yemek bile sizi bazı hastalıklara karşı önlem olur yani. Hani koruyucu olacaktır. Çünkü lif açısından zengin, bağırsaklarımıza iyi geliyor, kan şekerimizi dengeli yükseltiyor. Şunu da tavsiye ederim ama ben bu tarz hani meyvelerin yanında mutlaka bir yağ grubu ya da mutlaka bir protein grubuyla destekleyerek tüketin. Mesela elma artı ceviz harika bir kalp sağlığı için besin grubu yani. Evet. Öyle düşünün. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Verdiğiniz bilgiler Rica için, ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Kendinize çok çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler. Rica Hoşçakalın. Ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam, şimdi hani faktörleri konuştuk. Neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Şimdi de nasıl teşhis ediyorsunuz, tanıyı nasıl koyuyorsunuz ve tedavi yöntemlerinden bahsetmenizi istiyorum. Öncelikle tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Mesela her göğüs ağrısı olan bir kadın mutlaka doktora görünmeli mi? Aslında yanlış olmaz. Çünkü göğüs ağrısı olduğunda hele ki risk faktörleri de varsa öncelikle aslında bir kalp hastalığı yönünden değerlendirilmesinde ben bir mahsur görmüyorum. Çünkü en hassas, en hayati organlarımızdan bir tanesi kalp. Aslında göğüs ağrısına sebep olacak yüzlerce faktör var ama liste başında herhalde kalbi saymak doğru olur. Çünkü bir kalp krizini gözden kaçırmamanız gerekiyor. Ama bazen bu bir reflü olabiliyor, bazen bir kas ağrısı olabiliyor. Evet. Bazen yaptığınız spora bağlı bir takım ağrılar olabiliyor. Bunlar tabii nispeten çözülmesi kolay problemler.
Ama eğer altyapıda bir kalp hastalığı varsa onun gözden kaçmaması lazım. Peki kalp krizi geçirmeden önce bunu anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz tabii ki. Sonuçta bazı semptomlar var. Çoğunlukla bir kısmını belki hafife alıyoruz. Çünkü kalp deyince genellikle bir göğüs ağrısı olacağını düşünüyoruz ama aslında ilk semptom genellikle merdiven çıkarken veya yokuş çıkarken nefes nefese kalmadır. Çoğunlukla hastaların bunu biraz yaşlanmaya veya sporu bıraktıkları için birazcık hamlaşmaya bağlıyorlar ama çoğunlukla kalp damarlarında daralma başladığında ilk semptom aslında nefes nefese kalma. Biraz daha çabuk yorulma oluyor. İleriki aşamalarında yani işler biraz daha ciddileştikten sonra ise göğüste bir baskı hissi gelişebiliyor. Bu da yine eforla oluyor ve istirahatle geçiyor. İlk semptomlar bunlar. Bunlar alarme etmeli ve bir doktora gözükmeniz gerekir. Şimdi ilk semptomları gördüğümüz anda çok yormamamız gerekiyor kendimizi. Dinlenmemiz gerekiyor ve mutlaka bir uzmana başvurmamız gerekiyor değil mi hocam? Tabii bu sonuçta bahsettiğim şey aslında yavaş yavaş gelişen kalp hastalığının semptomlarıydı. Ama kalp krizinde bu iş biraz daha şiddetli oluyor. Yani bu göğüsteki baskı hissi, terleme, nefes alamama, boğulma hissi çok daha şiddetli oluyor. Zaten sizi bir doktora götürüyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında aslında ilk yapılması gereken şey bir aspirin içmek. Yani kanı birazcık sulandırmak. Çünkü enfarktüste kanı sulandırmak aslında en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü hastaneye gidene kadar yani tıbbi müdahaleye kadar geçecek zamanda size vakit kazandıracaktır. Bu işin tabii esas tedavisi anjiyo sonrasında bir stent takılması, bir balon anjiyoplasti yapılması ama en azından buraya bu noktaya gelene kadar olan süreçte aspirinin çok hayat kurtarıcı olduğunu biliyoruz. Yani böyle risk altında olan kişiler mutlaka aspirini elinin altında tutmaları gerekiyor. Evde çok önemli. Lazım. Peki bir aspirin yetiyor mu? Yeterli o anda olur. Kurtarıcı yani oluyor mu? 100 miligram, 300 miligram, 500 miligram hangisi evde varsa. Ama en azından bir 100 miligram kullanmakta fayda var. Yani en küçüğünden bile olsa faydası olur. İlla ki daha yüksek dozda almaları gerekmiyor. Yani küçük bir aspirin evet, yeterli. Evet yani olur. O anın telaşıyla da 4-5 evet, tane de almasın. Almasına gerek yok. Tedavi yöntemlerinden de bahsetmenizi rica edeceğim. Stent nedir? Anjiyoyu hangi durumlarda yapıyorsunuz? Tabii. Aslında kadınlarda yine ihmal edilen konulardan bir tanesi bu teşhise kadar kullanılan bir takım tanı yöntemlerinin daha az kullanılması. Anjiyo da bunlardan bir tanesi. Kadınlarda daha az anjiyo yapıldığını görüyoruz. Bu ya çekinceden kaynaklanıyor, yani kadınların belki biraz daha fazla korkmasından kaynaklanıyor olabilir. Ya da biraz daha iyimser düşünmekten kaynaklanabilir. Yani kadınlarda daha az kalp hastalığı oluyor düşüncesinden. Anjiyografi aslında eskisi kadar çok karmaşık bir iş değil. Çoğunlukla tabii biz hep kasıktan yapılan metodunu biliriz. Kasıktaki bir atar damardan girilerek yapılır anjiyografi ama artık günümüzde el bileğinden de bu işlem yapılabiliyor. Radyal arter dediğimiz el bileğindeki bir atar damardan giriş yapıyorsunuz ve çok incecik kateterlerle aslında kalp damarlarına ulaşıp oraya kontrast madde dediğimiz bir tür boya maddesi veriyoruz. Bu sayede kalbi besleyen koroner damarları görüntülemiş oluyoruz. Bu görüntüleri canlı olarak ekranda görüyoruz ve kritik bir daralma varsa ki kritik daralmadan bahsettiğim şey aslında %70 veya üzerinde bir daralmadır. O noktada da artık bir tedaviye ihtiyacı oluyor hastanın. Tedavi açısından da en sık tabii ki tercih edilen iki metot, bir tanesi stent uygulaması, diğeri de bypass ameliyatıdır. Stent kapalı bir metot, dolayısıyla hasta aslında anjiyo masasındayken lokal anesteziyle yaptığımız bu işlemde sohbet ederek stent işlemi devam edebiliyor. Stent de damarı açmak için kullanılan bir cihaz aslında. Bir tür metalden yapılan bir cihaz. Bir balonun üzerine yerleştirilmiş ve balonu şişirdiğiniz zaman da damarın içerisindeki darlığı aslında ezerek oradaki darlığın açılmasını sağlıyor. Güncel stentler ilaç içerdiği için, üzerinde ilaç kaplaması olduğu için de bu hasta olan bölgenin tekrar daralmasını bloke etmiş oluyor. Dolayısıyla ilaçlı stentler bu koroner damar hastalığını tedavi etmekte en çok tercih ettiğimiz en başarılı uygulamalardan bir tanesi. Peki dezavantajları var mı anjiyonun ve stentin? Sonuçta her işlemin tabii ki bazı riskleri var. Dolayısıyla doğru hastada aslında bu işlemleri yapmak lazım. Anjiyo bir check-up testi değildir. Dolayısıyla öncesinde yapılmış değerlendirmelerde eğer şüphe yüksekse elimizde bir takım bulgular varsa
O noktada artık girişimsel metotlara yani anjiyo ve stent işlemlerine devam ediyoruz. Sonuçta rutin yapılan, sadece check-up için yapılan bir test olarak kesinlikle önermiyorum. Çünkü kendine göre bazı tabii ki riskleri var. Özellikle kanama riski, kasıktan yapıldığında çok sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi. Anjiyo yapılan bölgede bazen kanamalar, hematomlar, morluklar oluşabiliyor. En çok karşılaştığımız problem bu oluyor. Ama tabii onun dışında daha ağır, daha sorunlu komplikasyonlar da elbette listemizde var. Ama modern şartlarda iyi cihazlarla, iyi tekniklerle yapıldığında bu tür komplikasyonların da çok minimumda kaldığını söyleyebiliriz. En azından 10 yıl, 20 yıl önceki tekniklere göre çok daha iyi noktadayız. Bir de yeni bir teknik kardiyografi de var değil mi? Ultrasonla kalbe bakıyorsunuz. Tabii. Bu şekilde de teşhis konuluyor mu hocam? Bunlar aslında yeni yöntemler değil. Yani EFOR testi, ekokardiyografi yani ultrasonla kalbi değerlendirdiğimiz yöntemler. Bunlar bizim kardiyolojinin aslında standart, çok eskiden beri yaptığımız testleri. Ama bunun dışında tabii biraz daha yaygın kullanılmaya başlanan koroner BT anjiyografi dediğimiz sanal anjiyo yöntemleri var. Mesela check-up'ta bazen kullanıyoruz bunları. Bazen de anjiyodan korkan hastalar için bu tür yöntemler. Evet, evet. Onu diyecektim. Ultrason birazcık daha böyle evet. Hani kulağa daha basitmiş gibi geliyor. Tabii, tabii. Damardan girildiğini düşününce belki korkabilir insanlar. Kardiyografide de rahatlıkla teşhis konulabilir. Kesinlikle mi? Doğru zamanda bu teşhis yöntemlerini de kullanmak lazım. Ekokardiyografi sonuçta bize pek çok bilgi veriyor. Ekokardiyografinin mesela bir stres eko dediğimiz farklı bir yöntemi var. O da biraz da aslında kalp damarlarında bir tıkanıklık, daralma var mı konusunda bize ipucu veren testlerden birisi. Evet. O yüzden hem düz ekokardiyografi hem stres ekokardiyografi kullanarak aslında teşhis koyduğumuz çok sayıda hasta var. Çok güzel hocam. Şimdi hani programın başında da sohbetimizin başında da söyledim ya daha çok erkeklerde bilinen bir rahatsızlıkmış gibi algı var toplum arasında. Ama kadınlarda daha sık görülüyor. Çocuklarda da görülüyor mu? Çünkü çocukları hiç böyle düşünmüyoruz. Kalp ve damar hastalıkları deyince sanki çocuklar hani yakalanmaz gibi geliyor. Evet dediğim gibi aslında 20 yaşına başlayan bir proses bu. Dolayısıyla 20 yaşından önce aslında kalp damar hastalığı görüyoruz demek yanlış bir bilgi olur. Ama tabii ki bir takım farklı nadir gördüğümüz hastalıklar var. Mesela bir takım romatizmal hastalıklar var. Kawasaki hastalığı dediğimiz bir farklı hastalık grubu var. Bunlarda damarların erken daraldığını, tıkandığını görüyoruz. Ama rutin bildiğimiz o standart kolesterol plaklarıyla oluşan kalp damar hastalıkları çocuklarda gördüğümüz bir şey değil. O yüzden de çocuklar bu konuda şanslılar tabii ki. Ama benim tabii çok genç birkaç hastam var kendi tecrübemde. Burada da yine farklı faktörlerin rol oynadığını görüyorum. Mesela bir hastamda kalp damarındaki yırtılma yani diseksiyon dediğimiz şeyden kaynaklanan bir enfarktüs gelişmişti. Yine bir başka genç hastamda COVID döneminde de gördüğümüz işte bir pıhtıyla damarın tıkanması gibi bir takım problemler yaşadık. Bunlar da yine gözlemlerimizin içerisinde bildiğimiz konular. Ama çocuklar o standart bildiğimiz kalp damar hastalığı konusunda tabii ki şanslılar. Ama gelecekte olmamaları için aslında evet, çocukluk çağındaki beslenme ve spor alışkanlıkları çok önemli. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Okul büfelerinde, kantinlerinde veya alışkanlık olarak paketli gıdalara kesinlikle yönelmemek lazım. Çocuklarda bir de çok sık rastladığımız bir durum. Evet. Çok fazla patates kızartması tüketmeleri, evet. Çikolata, paketli gıdalar, cips, şekerlemeler. Kesinlikle. Trans yağlar. Bunların trans içerisinde yağlar. Çok fazla trans yağ var. Biraz önce de konuştuk. Sonuçta trans yağlarla genç yaşta aslında tanışmak ve daha uzun seneler trans yağlarla aslında beslenmek gelecekte kalp damar hastalığını arttıracaktır. Yani biz ebeveynler olarak çocuklarımızın ileriki uzun vadede sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmeleri için paketli gıdalara uzak durmamız gerekiyor. Ve spor konusunda teşvik etmek gerekiyor. Peki biz yetişkinler neler yapabiliriz yakalanmamak için? Az önce de biraz bahsettik. Evet. İsterseniz hocam bir özet geçelim. Tabii. Sonrasında mutfağımıza geçelim. Egzersizle başlayalım. Sonuçta önemli konulardan bir tanesi. Özellikle büyük şehirlerde bazen hani imkanlar çok ama yürüyüş yapmaya bazen fırsat bulamıyoruz. Her yere işte arabayla gidiyoruz, taşıma kullanıyoruz, merdiven çıkmayı unuttuk falan. Yani bunları mutlaka tekrar hayatımıza sokmamız lazım.
Çok fazla değil ama yani merdiven çıkmak, yürüyüş yapmak, bunların alışkanlıklarımızın içerisinde olması lazım. Ben kendi hastalarıma şunu öneriyorum. Haftada en az 3 gün ama mümkünse her gün en azından yarım saat yürüyüş yapmalarını. En kolay aslında egzersiz bu. Ama bunun dışında sevdikleri bir spor varsa, daha uzun yürümek istiyorlarsa bunlara da engel olmuyorum. Çünkü düzenli yapılan sporun hem metabolizmaya, hem şekere, kolesterole, tansiyona, hem de kalbimizin kondisyonuna, kas gücümüze çok faydası var. Ama yüzme, bisiklet, onun dışında daha ağır sporlarda yapmak istiyorlarsa, çok özel bir koşulları yoksa müsaade ediyorum. Ama tabii ki kalp yetmezliği olanlar, kapak problemleri olanlar, yakın zamanda kalp krizi geçirmiş olanlardı, mutlaka kardiyolog tavsiyesiyle o egzersizlerin ayarlanması lazım. Ama haftada bir gün yapılan o uzun yürüyüşlerin çok büyük bir faydası olmuyor. Mutlaka bunun düzenli yapılması, en az 3 gün haftada yapılması lazım. Tabii ki beslenmeye de çok dikkat etmek gerekiyor. Orada da yağ seçimi önemli. Özellikle sıvı yağ, zeytinyağı daha ön planda. Katı yağları kısıtlı tutuyoruz. Yani günlük yağ tüketiminin %8'ini, %10'unu geçmesini istiyoruz. O yüzden ben haftada bir gün belki böyle tereyağlı bir şeylere müsaade edebiliyorum. Ama çoğunlukla zeytinyağı tüketilmesini istiyoruz. Orada da tabii yine miktarını iyi ayarlamak lazım. Bunun dışında tuz tüketimi yine ılımlı olmalı. Yemek pişerken tuzu koymak lazım. Önünüze gelen yemeğe sepmemeniz gerekiyor. Yine sebze mutlaka sofrada olması gereken en önemli şey, bence kalp hastaları için en önemli püf noktası sebze. Her gün sofrada en az bir porsiyon, ya salata ya yemek olması gerekir, daha fazla da olabilir. Kırmızı eti çok merak ederler. Yasak değil aslında ama ayda 1,5 kiloyu da çok geçsin istemiyoruz kırmızı eti. Çünkü kırmızı et ağırlıklı beslenenlerde kalp damar hastalıklarının daha fazla olduğunu biliyoruz. Biraz önce yine diyetisyenimizle konuşurken söyledi. Bağırsak sağlığı aslında çok önemli ve çok fazla kırmızı et tüketenlerde aslında bağırsaklardaki mikropların, zararlı mikropların daha fazla olduğunu biliyoruz. Sebze tüketenlerde daha az ve kalp hastalıklarına karşı en koruyucu şeylerden birisi. Yine ekmek az yemek lazım. Tam tahıllı ekmekleri tercih etmek gerekiyor ama az yiyin. Evet. Genel kurallar bunlar aslında az çok. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Mutfağımıza geçelim. Tabii. Bakalım mutfağımızda bugün hangi lezzetlerimiz var? Uygun besinler mi, lezzetler mi? Bugün kinoa köftesi var. Aslında çok da güzel, değil mi evet, hocam? Çok... Siz nasıl değerlendirirsiniz? Kesinlikle. İçerisinde bolca sebze var. Umarım beğenirsiniz tadını da. Afiyet olsun. Ve kekimiz. Kekimiz orada bir tane sunumu hazırladım. Kekte şeker yok. Evet, rafine şeker yok. Kullandığım çikolatada %70 bitterdi. Ama isterseniz çikolatanızı da kendiniz yapabilirsiniz. Bir sürü tariflerimiz var. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Ellerinize sağlık. Şöyle kamerada sevgili izleyicilerimiz de görsün. Tamam. Ortasına da sos yapmışsınız kinoa'nın. O sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı Servis yoğurt. Servis için ben sarımsaklı yoğurt tercih ettim. Çok güzel gözüküyor dilediğiniz gerçekten. Dediğim gibi kullanılabilir. Ben şöyle tabaklarınızı ikram edeceğim. Yer misiniz hocam? Evet, böyle bir tadına bakmak isterim. Kesinlikle. Bazı hani insanlar sağlık açısından yemezler. Sizi merak ettim. Birlikte tadına bakalım. Siz de tarifin üzerinden geçebilirsiniz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle tabakları da ben hazırlayayım. Evet, içi akışkan çikolatalı olması için işte süt kreması veya bitkisel bir krema koymak gerekiyor. Yoksa direkt çikolata koyduğunuzda o orada eriyor ve o bir akışkanlık maalesef olmuyor. Püf noktası o. Kinoa köftesi de gördüğünüz gibi hazırlaması oldukça kolay. Umarım onu da tadında beğenirsiniz. Sarımsaklı yoğurtla güzel oluyor. Un içermeyen, sadece kinoa ana malzemesi olan bol sebzeli, yeşillikli, dondurucuları muhafaza edebileceğimiz bir köfte. Çok güzel gözüküyor. Bir de tadına bakalım nasıl olmuş. Umarım tadını da beğenirsiniz. Kek çok güzelmiş. Kek afiyet çok olsun. Harika. Evet. Ve yumurtasız. İçerisinde şeker de yok değil mi? Evet, yok. Rafine şeker yok. İçinde ne var? Elmadan püre yaptık. Elma var. Elma suyu konsantresi biraz var tadı versin diye. %70 bitter çikolata var. Başka bir tatlandırıcı bir şeyimiz yok. Meyveyle yenilebilir, daha güzel olabilir. Kinoa köftesi nasıl buldunuz? Ay çok güzel olmuş, harika afiyet olmuş. Olsun. Gerçekten ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hocam kadınlarda genelde böyle bir tatlı krizi, çikolata krizi oluyor ya. Evet. Aslında bu tatlı tam da sağlıklı değil mi? Tavsiye kesinlikle edebiliriz. İçerisinde rafine şeker yok. Gluten yok. Zeytinyağla da yapılabilir. Zeytinyağı var içinde. Zeytinyağı var. Yağ olarak zeytinyağı var. Gluten yok.
kurtarıcı bir tatlı diyebiliriz değil kesinlikle, mi? Kadınların kriz kesinlikle. Anlarında. Sadece kadınları değil erkekleri de. Erkekleri de kurtarıyor. Kesinlikle. Çocuklar için de. Köfte de aynı şekilde evet. Bolca sebze var. Bunu fırına da atabiliriz. Fırında da oluyor. Evet. Fırında olduğunda birazcık daha yağını arttırırsınız. Çünkü fırına ekstra yağ koymuyoruz. Tavada kızartırken biraz yağ ekliyoruz. Bu kadar kolay, lezzetli, pratik bir tarif. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten hepimiz için çok faydalı bir sohbet olmuş oldu. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada size şunu da sormak istiyorum. Sizin dikkat ediyor musunuz böyle hani bir aşçı olarak bu kadar lezzetli yemekler yapıyorsunuz? Yani ben bunları yaptığım için bunları tüketiyorum. Yani dışarıda kendimi strese sokmak istemiyorum. Bulunduğum ortamda çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Ortam neyse onu gerektiren tabii ki yapın. Ama yıllardır böyle beslendiğimiz için doğal olarak bu bizim akışımız oldu. Ve o rafine şekerli, glutenli lezzetler zaten bizi rahatsız ettiği için... Biz çünkü şöyle kadınlar mesela tatlı yaptığımızda şeker girmeden nasıl lezzetli olacak? İşte böyle oluyor. Evet oluyor aslında. Hani biz siz bir şef olarak evet. işin uzmanısınız. Evet ben bitkisel pasta şefiyim aslında. Yani rafine şekersiz, glutensiz ve bitkisel bazlı. Ama çok bunun güzel. Yanında da dediğim gibi bu tariflerle de paylaşımlar yapıyorum. Hedefim birçok kitleye hitap edebilmek, ihtiyacı olanlara. Çok güzel. Yani siz evde kendiniz bu şekilde yapıp tüketiyorsunuz. Evet öyle. Öbür türlü tükettiğiniz zaman kendinizi suçlu hissediyor musunuz? Hissetmiyorum. Zaten tüketmek istemiyorum. Bir çatal alıyorum diyelim mecburen bir ortamda. O bana zaten fazlasıyla yetiyor. Çok güzel. Bize de bu hafta böyle sağlıklı, evet, sağlıklı pratik tarifler olacak. Tanıştıracaksınız. Evet. İnşallah. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın Türkiye saatiyle 11.30'da TRT Türk ekranlarında olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.